Merhabalar. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması ıspanaklı börek tarifi paylaşmak istiyorum. Ispanaklı börek tarifi için gereken malzemeler 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar su. Böreğimizin iç harcı için 1 kilo ıspanak, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Evet, şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Önce tuzumuzu koyalım. Şimdi ben ne kadar su aldığını sizlere göstermek için sularımı ölçtüm. Öncelikle bir bardak su ilave edelim. Çünkü her un farklı su alıyor arkadaşlar. Azar azar yoğurmaya başlayalım. Ben şimdi bu hamurumun ne kadar su aldığını size tarifimde paylaşacağım. Siz bunun biraz fazla yumuşak olduğunu düşünmeyin. Hamuru biraz yumuşak olursa daha kolay açması iyi oluyor. Yaklaşık yarım bardak daha su alır bu hamur. Evet, hamurumuzu yoğurduk. Kulak memesi yumuşaklığı kıvamına geldi. Yaklaşık 15-20 dakika yoğurduk. Tam 2,5 su bardağı su aldı. Şimdi bunu dinlenmeye bırakalım. 1 saat, yarım saat. Üstünü sifrejle kapatıp şimdi hamurumuz dinlenirken biz de iç malzememizi karıştıralım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Kırmızı biberimizi dökelim. Karabiber. Tuz ve kimyonumuzu da koyduktan sonra onu karıştıralım. Hamurumuz dinlendi. Şimdi bezeleri ayırıp böreğimizi açmaya başlayalım. Bakalım kaç beze olacak. Orta boy elma büyüklüğünde parçalara ayıralım. Beş bardak undan tam 6 beze hamur çıktı. Bunları şimdi bir kenara alalım. Biz hamurumuzu açmaya başlayalım. İstediğim yumuşaklıkta olmuş. Çok sert olduğu zaman açması daha zor oluyor. Elde açma böreğin tabii lezzeti daha bir değişik oluyor.
Şimdi böreğimiz bitti. İç harcını hazırlayalım üstüne sürmek için. Bir yumurta. Çeyrek bardak sıvı yağ. Bir kase yoğurt. Bunu iyice yedirdikten sonra üstüne sürelim. Benim fırınım 200 derecede pişiriyor. En az 45 dakika tutacağım böreğimi. Siz herkes kendi fırının ayarına göre tutma süresini ayarlayabilir. Üzerine yoğurt harcımızı sürelim. Nar gibi kızarsın. Böreğimiz şimdiden daha güzel görünüyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hamur açmasını bilmiyorum demeyin hiç. Çok kolay. Siz de kendiniz evde hamur açabilirsiniz. Evet, böreğimiz hazır. Şimdi fırına verelim. Evet, böreğimiz fırından çıktı. Şimdi sıcak sıcak dilimleyelim. Üstü güzel görünüyor. Umarım altı da güzel pişmiştir. Buradan bir parça alalım. Evet, dumanı üstünde tutuyor sıcak. Altına da bakalım. Altı da güzel pişmiş. Siz de benim gibi elde açma hamurdan börek yapmak isterseniz hemen bunun yapımına başlayın. Sizlere afiyet olsun arkadaşlar. İyi günler diliyorum.